Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi Ahes Misal İstanbul, Gaziosmanpaşa'da bugün düzenlenen basın toplantısıyla satışlarına başladı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta yanımızda. Kentsel dönüşümle ilgili kendisinden bölgedeki kentsel dönüşümle ilgili bilgi alacağız. Başkanım, hayırlı olsun. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini bugün hayata geçirmeye başlıyorsunuz. Evet. Ne kadarlık bir alanı dönüştürüyorsunuz Gaziosmanpaşa'da bu projeyle? Bu alan toplam 100.000 metrekarelik bir alan. Tabii üzerinde 1200'ün üzerinde bağımsız konut birim var. Şu anda bunu etaplama yaptık. Birinci etap başladı şu anda. 4 etaptan oluşuyor. Birinci etapta 1600 konut yapacağız. Sonrasında diğer bölgelerle anlaşmalar devam ediyor. Onun anlaşmalar bittikten sonra diğer etaplara da başlayacağız. Tabii burada sadece konut olarak zikretmek de çok doğru olmaz. Zaten ilçemizde yaklaşık %40'lık bölgemizde dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. Bu proje onlardan bir tanesi ve en büyük proje baktığımız zaman 2400 konut yapılacak toplamda bu bölgede. Bu bölgede sadece dönüşüm kapsamında bina yapılmıyor. Binayla birlikte tüm donatılar, zaten içinde okul yok şu haliyle, cami yok, park, yeşil alan bulmak mümkün değil. Tamamen gecekondulardan oluşmuş çarpık bir kentleşme vardı ve yolu da olmayan bir bölgeydi. İnşallah bu çalışmayla birlikte bizim hedefimiz tüm projelere donat alanlarını yeniden inşa etmek. Okulu, camisi, sosyal hizmet merkezleri, yeşil alanları, bisiklet yolları ve özellikle de en az her bir konut için bir otopark yapmayı planlıyoruz ve bu bölgede de yaklaşık her araca birinin üzerinde otopark düşüyor. Bunlar bizim konuttan daha çok önemsediğimiz çalışmalar. Çünkü şehri yeniden oluştururken, geleceğe yeni bir şehir inşa ederken bugünü düşünmek tek başına yetmiyor. Gelecekteki ihtiyaçları ve bu yaşam alanının uzun süre burada kullanabilir niteliklerini de ön plana çıkarıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında tabii ki yeni fikirler ortaya çıkarsa o fikirleri de bu projede değişiklikler yaparak en güncel haliyle uygulamaya sokmaya çalışıyoruz. 13 bölgede şu an dönüşüm var değil mi? Şu an 13 bölgede var. 5 bölgemizde başladı. Yeni bir 5 bölgede daha başlatma planlama noktasına geldik. Önümüzdeki yılbaşından itibaren zannediyorum bu 5 bölgede de çalışmalar başlatmış olacağız. Peki bu projede ne kadarlık konutu dönüştürmüş oluyorsunuz ilk etapta? Hak sahibi, toplamda hak sahibine kadar? Birinci etapta 460 hak sahibi var. Toplamda dedim ya 1200'ün üzerinde hak sahibi var burada. Bu dönüşüm esnasında tabii ki diğer bölgelerde de yürüyen çalışmalarımız var. Biz her bölgede hak sahipleriyle anlaşsak bile bir anda onu boşaltıp inşaata dönüştüremiyoruz. Çünkü başka sosyal sorunlar beraberinde karşımıza çıkıyor. Kira gibi, taşınma gibi. Dolayısıyla etaplamaya bölüp etaplama içerisinde anlaştıklarımızı, uzlaştıklarımızı başka yere taşıyor. Orada başlamaya, inşaatı başlatıyoruz. Ama diğer taraftan da anlaşmalarımızı devam ettiriyoruz. Peki ne kadarlık bir hedefiniz nedir kentsel dönüşümde? Kaç konutu dönüştürmek Gaziosmanpaşa bölgesinde? Bu planladığımız çalışmalarda 30.000 konutu dönüştürmeyi öngörüyoruz. Ama bu tek başına yeterli değil. Gaziosmanpaşa'da 164.000 konut var. Bunların sadece 20.000 tanesi belki ruhsat iskan sınırında kalıyor. Geri kalan 100.000 üzerindeki konutu temelden değiştirmek gerekiyor, dönüştürmek gerekiyor. Tabii ilk etapta 30.000 konut bizim çalışma kapsamında. Diğer bölgeleri inşallah daha lokal anlamda dönüştürmeyi planlıyoruz. Dönüşüm kaç senedir başladı, kaç projeyle de başladınız. Şu an kaç konut dönüştürmüş bugüne kadar ve teslimler ne zaman başlayacak bu projelerde? Şimdi tabii dönüşüm Türkiye'de ve İstanbul'da 2013 yılında başladı ama 2014 yılında hız kazandı. Şu ana kadar 2 proje tamamlandı. Toplamda belki 2000 konuta yakın konut tam bitmiş, tamamlanmış, teslim edilmiş, yaşanabilir hale gelmiş olmakla beraber geçen süreç içerisinde biraz teknik hukukular, böyle yasal konuyla ilgili sıkıntılar yaşadık. Ama onları geride bıraktık. Biz önümüzü görecek şekilde planlama yaptık. En çok zaman alan, belki en çok zahmet olan kısım şu anda yok. bunları aşmış durumdayız. İnşallah bu önümüzdeki yıllarda bunu hızlı bir şekilde sürdürmeyi planlıyoruz. Teşekkür ederim.